Herkes mevzular burada Python'a geç derseniz devam edeceğiz. Bu derste sizlere Python'da basit bir not ortalaması hesaplayışı size bunu göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi farklı bir video bu video. Benim görüntüm var ve şu an arkamda yeşil perde var. Ama siz yeşil perde görmeyeceksiniz. Siz ekranı göreceksiniz. Yani ekranın görüntüsünü göreceksiniz. Öncelikle bunun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Olmuş devam et. Olmamış devam et. Devam etme. Olmamış bir şekilde devam etme. Ya da olmuş ama şöyle yaparsanız daha iyi şeklinde yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu şekilde yorum yazarsanız sevinirim. Ayrıca yorumlarınızı gelecek seri hakkında da bekliyorum. Bir video yayınladım. Bundan bir önce, buradan bir önceki video. Gelecek seri hakkında diye. O videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. İstemiyorsanız izlemeyebilirsiniz. Yorumlara, izlemeyip yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. İşte gelecek seri şu olsun diye. Çünkü bunu söylüyorum daha bu seri bitmeden. Çünkü seri bitmesi çok az kaldı. Bu ders bir soru ders. Sonra bitiyor. Ya bir ders kaldı. Bunu izliyorsunuz. Bir ders kaldı. 10. ders de bitecek. Son ders 10. ders. 5-6 gün sonra bitecek. Ben aralarında yeni seriyle bu seri arasında aralarında fazla boşluk olsun istemiyorum. O yüzden şimdiden fikirlerinizi almaya başlıyorum. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Başka bir yorumunu gördünüz. O fikir hoşunuza gitti. Onu da beğenirseniz sevinirim. O yorum beğenirseniz. Ona göre ben karar vereceğim çünkü. Peki ne zaman hangi tarih olarak yorumlara dikkat alacağım? Yani tarihi nedir? Son tarih nedir yorum için? Yılbaşı akşamına kadar. Yani ya bir hafta veriyorum aslında. Bir hafta vermiyorum pardon. Yılbaşı akşamına kadar. Kafam karıştı. Ben şu an yani bu Python ders 8'e o videoyu şu an Python ders 9'u aynı gün çekiyorum. Bir hafta vermiş olmuyorum. Yılbaşı akşamına kadar. Orada bir hata oldu. Pardon. Başlayalım. İsterseniz. Önce bir not ortalaması hesaplaması için bir fonksiyon yapacağım. Def ortalama hesapla. Not 1, not 2 ve not 3 şeklinde. Bu video çektiğim tek bence sıkıntısı problemi şu bilgisayarın çok aşağıda olması. Onu da çözeceğim ben. Şimdi bu benim ilk denemelerim bu konudaki. Umarım düzenli bir problem çıkmaz. İşletmeni silmede. Return diyorum. Direkt burada hesaplamayı yapacağım. Çünkü bir satırlık bir hesaplama zaten. Not 1 ile not 2'yi ve not 3'ü toplayacağım. Sonra da 3'e böleceğim. Ve return'ı döndüreceğim. Bu kadar. Sonra not 1 eşit dedim. Input komutuyla alacağım not 1'de. Notları alacağım input komutuyla. Birinci, lütfen birinci notu giriniz şeklinde. Fark ettiğiniz gibi eğer daha önceden hani gözümden kaçmadıysa ilk defa bilerek gerçekten Türkçe karakter kullanıyorum. Gözümden kaçmadıysa eğer daha önceki derslerde Türkçe karakter önceden kullanmıyordum sorun olabilir problem olmasın diye. Şöyle yani ben değişken seriyle fonksiyon seriyle Türkçe karakter kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Problem olabilir. Türkçe karakteri stringlerde kullanabilirsiniz bence. Bazen kullanma zorunda kalabiliyorsunuz zaten. Hani sizin elinizde olmuyor. Kullanma zorunda kalabiliyorsunuz. Python 2'de bu tecrübem bir yerde okumadım. Tecrübemden bahsedeceğim şu an. Python 2'de Python 2'de ben bu şekilde Türkçe stringde Türkçe karakter yazdığımda bazen sorun çıkardı. Bazen tabii düzgün bir şekilde stringi bana vermedi. Bunun için bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Ben ayarlamaları yapıp sorun düzeldi. Bazı ufak tefek sorunlar çıktı onları düzelttim o şekilde. Python 2'de ayarlanabiliyor anladığım kadarıyla. Python 3'te de ayar yapmadan stringler Türkçe kaydeder kullanılabiliyor. Gördüğüm kadarıyla bir hatam varsa yorumlar yazarsanız sevinirim eğer biliyorsanız. Yani internette okumadım. Ben kendim denemelerinde gördüm. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu input'un değerini direkt not 1'e atamayacağız. Atmayacağız. İlde çevireceğiz. Çünkü not istiyoruz. İlde çevireceğiz. Notlar noktada olabiliyor değil mi? Bu arada. Noktada olurlar mı? Kararsız kaldım. Eğer noktalıysa şuraya int değil float yazacaksınız. Ama string'i float'a çevirecek ve aynı şekilde çalışır zaten. Problem olmaz diye tahmin ediyorum. Int'i yazacağım ben ama. Çünkü ben not hatırlamıyorum. O yüzden. Şimdi bunu kopyalıyorum. Aslında olabilir. Mantıksız değil mi? Mantıksız değil ya. Olur. Ben vlog yapacağım onları. Ya mesela bir
Sınav, mesela sınav kağıdı düşünün. Doğru yanlış vardır. Mesela 5 10 soru vardır. Her soru 0,5 puan olur. Öyle olabilir. Ben o yüzden float yapacağım. Garanti olsun. Float'ta yazabilirsiniz ama float'ta şöyle oluyor. Değer girdiğinizde mesela float şeklinde onu yazıyor. Direkt siz mesela anlayacaksınız zaten. Benim şimdi çok açıklamam gerek yok. Biraz anlayacaksınız zaten. İkinci ve üçüncü. Hatta şöyle print not 1 yazıp not 1'i yazdıracağım. Deneme için sadece. 5. 5 görse lazım bu arada. 5. Kimse 5 almasın. 90. 200 olmaz. 100. Bakın 5 oldu 0 yazdı. Bunu senin float'a çevirmeniz. Float noktalı 5 oldu 0 yazdı. Tek sorun bu olabilir. Ama zaten biz ortalama hesabı yaparken toplayıp 3'e böldüğümüz için tam sayı çıkma olasılığı çok yok diyebilirim. Yani çıkar ama nokta sayı çıkar sonuçta. O yüzden float kullanmanızda problem yok. Çünkü ben 3 toplayıp onun ortalamasını aldığımda nokta sayı çıkabilir zaten. O yüzden float olsun, böyle olsun problem yok. Ben bu bir problem değil, onu da yani problem oluşturmaz, onu söylemek istiyorum. Bu uygulamamız için. Yapacağımız tek şey ortalama eşittir. Ortalama hesap başı ölen noktaya değinmem gerekecek. Şimdi ben not 1 yazdığımda bakın burada iki tane not 1 çıktı. Bunlar nedir? Hatırlarsanız bak hiç bahsetmemiştim. Şimdi parametre, biz fonksiyonun parametre ismini oluşturduk not 1. Biz fonksiyonda bir parametre değer atarken direkt değerini yazmak yerine şöyle yapabiliriz. Mesela parametre ismi not 1. Not 1 eşittir 10 diyebiliriz. Bu not 1, buradaki not 1 rengi bakın farklı zaten. Şuradaki not 1 ile aynı değil. İsimler aynı ama bu parametre, şuradaki parametre bu değişken. Aynı değiller. Zaten siz yazarken bunu PyChain diyor ki not 1 buradaki bunun iki türü var. Hangisi diyor? Birincisi diyor değişken, birisi parametre. Hangisi derken yani hangisi seçtiğiniz önemli değil bu arada. Çünkü eğer eşittir koyarsanız parametre oluyor. Fonksiyon içinde dışarı eşittir koyarsanız o zaman değişken oluyor zaten. Not 1. Fonksiyon içerisinde yaparken not 1 diye bir parametre ismi olduğu için not 1 eşittir diyoruz. Yani isimler aynı kafanız karışmasın diye söylüyorum. Direkt not 1 yazabilirim buraya. Bu zaman değişken oluyor. Bakın siyah. Rengi de bu arada siyah fark edeceğiz gibi. Parametre rengi değil. Parametre rengi demeyeyim de o da rengi mor gibi bir şey oldu ya. Öyle değil. Siyah. Şimdi print diyeceğim. Ortalama string'e çevirmek zorundayım. Çünkü bir string ile birleştireceğim sonucu. Ortalama diyorum. Deneyelim. Mesela 100, 100, 100. Ortalama 100,0. Şimdi o 100,0'ı çevirmeyeceğim. Çünkü ortalama noktada çıkabilir o zaman. Sınav sonuçları noktalı notlar noktada olabiliyorsa o zaman şey de ortalama noktada çıkabilir. Burada bakın bunu yakalayabilecek miyim? Bakayım. Mesela burada mesela yaşanacak bir sorun. Ortalama şöyle 6 6 6 6 6 diye oluyor ya. Mesela bunu ortalaması 92,6 ortalama değil, pardon. Mesela sadece 92,66667 değil de 92,6 diye kabul ediyordur muhtemelen. Böyle kabul edebilirsiniz mesela. Bunun için ben de size kod yazmanız lazım. Basit dediğim için onlara şu an girmeyeceğim. Yani yapacağım uygulama buydu aslında. Bu kadar basit bir uygulama yaptık. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğim şekilde yorumlar yazarsanız sevinirim. Çünkü yoksa süreyi uzatırım mesela 2 hafta 3 hafta. Arada video gelmez. Hani sizin için kötü, benim için de kötü. Ben video çekmeyi seviyorum çünkü. O yüzden herkes için kötü. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.